Çok değerli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, Hazreti Mevlana'nın sıcak mesajlarıyla ısınan bu güzel İstanbul akşamında sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor. Rabbi ile Vüstahatının 740. seneyi devriyesinde Hazreti Mevlana'yı rahmetle yad ediyorum. Mesnevisiyle gönülleri fetheden, Anadolu ve Trakya topraklarını ilmiyle, sözleriyle, öğütleriyle yoğuran, 7 asır önce ektiği kardeşlik tohumlarıyla millet olma şuurumuzu inşa eden Mevlana Celaleddin-i Rumi'ye bugün bir kez daha minnet duygularımızı ifade ediyorum. Vuslat gecesini bu kutlu Şeb-i Aruz'u Konya ile birlikte İstanbul'da da yaşatan ve hissettiren Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, İstanbul Büyükşehir Belediye'mize katkısı olan tüm dernek ve vakıflara, bütün sanatçılarımıza huzurlarınızda şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Evet, Hazreti Mevlana bir 17 Aralık günü sevgilisine, yani Yaradanına kavuştu. Bir 17 Aralık günü Mevlana'nın beden kafesinde hapsolan canı hürriyetine kavuştu. Aslına rücu etti, Yaradanına döndü. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam ölmeden önce ölünüz buyurmuştu. Mevlana, Hazreti Peygamber'in aşkıyla kavrulmuş bir alim, bir gönül insanı olarak ölümü zaten kendi içinde, kendi nefsinde öldürmüştü. Ölüm onun için asla bir ayrılık değildi. Başkaları ayrılıktan bahsederken o büyük zat vuslattan ve vahdetten bahsetti. Ölüm Mevlana için, Mevlana gibi gönül dostları için ayrılığın sona ermesi, gurbetin bitmesi, topraktan gelenin toprakla buluşması, bir damlanın ummanla kucaklaşması, can ile cananın, aşık ile maşuğun vuslatıydı. Derler ki, Azrail'i gördüğünde Mevlana şunu söyledi: beri gel, biraz daha beri gel. Ey benim canımı hakiki sevgiliye götürecek olan sevgili, daha da beri gel. Evet, dünya onun nazarında hiçten ibaretti. Dünya onun nazarında gurbetti. Hayata gözlerini yumarken aslında hayata dönüyor, özüne dönüyor, aslına dönüyor. Tıpkı ana kucağına kıvrılan bir bebek gibi özünü oluşturan toprağa doğru bir vuslat heyecanıyla yürüyordu. İşte onun için Şeb-i Aruz diyordu. Vefat gecesini matem gecesi olarak değil, düğün gecesi olarak tarif ediyordu. Mevlana'nın bu hissiyatını Derviş Yunus da şu muhteşem dizeleriyle özetlemişti. Diyor ki Yunus, bu dünyaya kalmayalım. Fanidir, aldanmayalım. Bir iken ayrılmayalım. Gel dosta gidelim gönül. Allah'a hamdolsun, bize işte böyle Mevlana gibi bir gönül dostunu nasip etti. Kolay değil. Ta Belh'ten Konya'ya. Yani Afganistan'ın Belh kendinden, ki orada biz şimdi o doğduğu evi bulduk, onu inşa ediyoruz. Allah'a sonsuz şükürler olsun ki
Bize Yunus Emre, bize Hacı Bayram Veli, bize Şeyh Edebali, Ahmet Yezevi, Hacı Bektaş Veli, Akşemseddin gibi gönül fatihlerini nasip etti. Fetih tek taraflı olmaz. Fetih topraklar almak değildir. Fetih kılıçla boyunları yere eğdirmek hiç değildir. Fetih gönüllere su serpmektir. Bir gönüle girmektir. Kırmadan, dökmeden, parçalamadan gönüllerde yer edinmektir. Fetih kılıçla değil, silahla değil, imanın aydınlığını tane tane anlatıp, nurun aydınlığını etrafa saçıp, boyunların aşkla rükua, secdeye eğilmesini temin etmektir. İşte onun için Mevlana bir fatihtir. İşte onun için Yunus Emre bir fatihtir. Bu milletin gönül dünyasına ışık tutan, bu milletin gönül dünyasında asırlar boyu yer eden her alim aynı zamanda bir fatihtir. Bu toprakların mayasında, bizim sevgi medeniyetimizin hamurunda, bizim tek bir millet olarak geçmişten geleceğe kutlu yürüyüşümüzde işte bu fatihlerin emeği var, alın teri var, kardeşliğe yaptıkları silinmez vurgular var. Kardeşlerim, bu topraklarda Allah'ın izniyle fitne yeşermez. Bu topraklarda fitne tohumu filizlenmez. Toprağında Mevlana olan Ahmedi Hani, Hacı Bayram Veli olan bu milletin arasına asla nifak girmez, giremez. Diyor ki Hazreti Mevlana, iki bilme, iyilikten bahsetme. Kul efendisinde yok olmuş, bil. Gözünü ve gönlünü topraktan arıt, unutma. Kıble birdir, iki olmaz o, bil. Evet, iki kıble olmaz. Kıblesi iki olan bir tane bile kıble bulamaz. Allah'a hamdolsun, bu milletin kıblesi birdir. Bu milletin kıblesi bir, ezanı bir, duası bir, sinesi ve o sine içinde atan yüreği birdir. Sevgili kardeşlerim, sevgili Mevlana dostları, bu toprak ilmi ve alimi kendisine çeken topraktır, topraklardır. Bu topraklar ve bu medeniyet edeple, sabırla, çileyle, çabayla, adeta yıllarca ilim ateşinde, aşk ateşinde pişe pişe olgunlaşmıştır. Bu medeniyette, bu aziz millette kibir, kin, nefret, benlik davası bulunamaz. Bu medeniyette, bu millette zümre, kabile, inanç, etnik köken asabiyesi bulunmaz. İşte onun için Mevlana gel der. Konya kendisine çağırır. Bursa kendisine çağırır. Edirne, İstanbul hep kendisine çağırır. Bu topraklar Mevlana'nın diliyle konuşur. Gel diye seslenir. Gel, ne olursan ol, yine gel. Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel. İster kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol, yine gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. İşte onun içindir ki Mevlana ta Belh'ten geldi. Anadolu'yu irşad etti, aydınlattı. Muhyiddin İbni Arabi ta Endülüs'ten geldi. Bu topraklara birliğin,
vahdetin, kardeşliğin tohumlarını serpti. Ahi evran ta Horasan'dan geldi. Ahiliğin yani kardeşliğin temellerini tesis etti. Onlar zoru seçtiler. Onlar meşakkatli yolu seçtiler. Tahammül dediler. Sabır dediler. Sefer dediler. Gurbeti vuslat, vuslatı gurbet olarak gördüler. Ve işte bu sayede yüzyıllara mühür vurdular. Onlar Alevidir, Sünnidir demediler. Allah Resulü onun döneminde, onun Hulefai Raşidin döneminde, Allah aşkına Alevi, Sünni mi vardı? Sadece Müslüman vardı. Böyle bir ayrılık yoktu. Ayrılık tohumlarını aramıza atanlar bizi bölmek için attılar. Onun için biz Sünni, Alevi böyle bir şey tanımayacağız. Biz yaradılanı yaradandan ötürü seveceğiz. Ölçümüz bu olacak. Onlar Türktür, Kürttür, Acemdir, Romandır demediler. Yaratılışta kim, hangi etnik unsurdan yaratılacak böyle bir tayin imkanı var mı? Böyle bir yetkisi var mı? Böyle bir hakkı var mı? Allah'ın ayeti ortada. Biz sizi kavimlere ayırdık diyor. O nasıl isterse öyle yaratıyor. Ama burada Yunus'un dili işte yine dile geliyor. Yaradılanı yaradandan ötürü sevmek. Zengin demediler. Fakir demediler. Bu bizdendir, şu bizden değildir demediler. Senlik benlik kavgasına asla prim vermediler. İşte hep Yunus Emre'nin o ifadesi. Tekrar ediyorum. Ettekraru ahsen velev kâne 180. Yaradılanı severim yaradandan ötürü dediyse Mevlana'da yaradılmıştan şikayet yaradandan şikayettir diyor. Şu ifadeye bak. Bu kadar önemli, altını o kadar önemle çiziyor. O Mevlana ki insana can olarak, kutsal bir varlık olarak, yaradılmışların en şereflisi olarak baktı. İşte bize kalan miras budur. Bize hep birlikte Allah'ın ipine, yani Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı tutunmak emredildi. Bize fitneden sakınmak emredildi. Bize ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz emri mucibince inananlar olarak kardeş olmak emredildi. Diyor ki Fahri Kainat Efendimiz, Peygamberimiz, birbirinizi kıskanmayınız. Birbirinize kin tutmayınız. Birbirinize çirkin sözler söylemeyiniz. Birbirinize sırtlarınızı dönmeyiniz. Birbirinizin arkasından çekiştirmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Evet, kıblesi aynı olanlar kardeştir. Dikkat edin, derisinin rengi aynı olanlar değil, dili aynı olanlar değil, asabiyesi, mensubiyeti, cemiyeti aynı olanlar değil, annesi ve babası, hocası, ağabeyi aynı olanlar değil, kıblesi bir olanlar, yani inananlar kardeştir. Kim ki kardeşler arasında ayrım yaparsa o fitnenin tuzağına düşmüştür. Kim ki kendisine yakın olanı üstün tutup kendisine uzak olanı horlamışsa o ateş çukurunun içine düşmüştür. Kim ki kendisinden başkasına insan nazarıyla bakmayıp ayrımcılığa, horlamaya, ötekileştirmeye tevessül etmişse o Mevlana'nın, Yunus'un, işte bu toprakların
işte bu sevgi medeniyetinin mirasına gölge düşürmüştür. Bu topraklara Moğollar geldi. Onlar tutunamadılar. Ama Mevlana tutundu. Mesnevi silinmedi. Bu topraklara Haçlılar geldi. Ama ezan susmadı. Kur'an silinmedi. Vahdet bozulmadı. Nice zor zamanlar yaşadık. Nice badireler atlattık. Nice insanımızı şehit verdik. Nice insanlar gelip geçti. Konup göçtü. Ama gönüllere yazılan, gönüllere nakşedilen hiç silinmedi. Zor günler gelir ve geçer. Diyor ki Mevlana, ben sana göğe tırmanman için merdiven verdim. Sense benimle savaşmak için eline ok ve yay aldın. Evet, geride müminin mümine vefası kalır. Geride dik bir duruş kalır. Geride suya yazılan değil, gazete sayfalarına basılan değil, hafızalara, hatıralara nakşedilen, gönüllere kazınan kalır. Diyor ki Hazreti Mevlana, vefa nedir bilir misin? Vefa, arkanda bıraktığını, giderken yaktığını yabana atmamandır. Vefa, dostluğun asaletine, bir dua sonrası verilen sözlere, hayallere ihanet katmamandır. Vefa, ötelerin sonsuz mükafatı karşısında cehennemi hafife almaman, ulvi güzellikleri dünyaya satmamandır. Evet sevgili canlar, marifet ölmeden önce ölebilmektir. Marifet ölümü öldürebilmektir. Marifet nice güzel insanın bu dünyada konup göçtüğünü görmek, peygamberin dahi bu dünyada misafir kaldığını görmek, her an ölecekmiş gibi vuslata hazır olabilmektir. Mevlana bize vuslatı anlattı. Mevlana bize ölümün nasıl bir başlangıç, ayrılığın nasıl bir kavuşma olduğunu anlattı. Mevlana Hazreti Kur'an'ı, hadis-i şerifleri, insanı ve imanı anlamak için 7 asır boyunca bizim kılavuzumuz oldu. En önemlisi de Mevlana her yıl idrak ettiğimiz şeb-i aruz ile bize ölümün var olduğunu, yeniden dirileceğimizi anlattı. Allah ondan razı olsun. Bir kez daha bize Mevlana gibi bir gönül erini nasip ettiği için Allah'a hamd ediyor, şükrediyoruz. Vefatının, yani vüslatının 740. yıl dönümünde Hazreti Mevlana'yı bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Rabbim kardeşliğimizi daim etsin. Rabbim bizi yeniden diriltip haşrettiğinde birbirimizin yüzüne bakabilecek, birbirimize aynı olabilecek bir uhuvvet nasip etsin. Allah'ın ve milletin rızasını kazanmış şekilde vüslata ermeyi Rabbim hepimize niyaz etsin diyorum. Ve hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.